Bana doğru el et. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şık gördük efendim sizi. Öyle mi? Teşekkür ederim. Ne var ne yok efendim? Derim at. Hemen yerleştirelim. Ürün yerleştirme. Evet, ürün yerleştirmemizi yapalım. Nasılsınız? Nasıl İyiyiz, gidiyor? Teşekkür ederim. Çok şükür her şey yolunda, çok güzel gidiyor. Maşallah. Güzel projeler yapıyorsunuz son dönemde. Teşekkür ederim. Nasıl hissediyorsunuz özellikle? Yani ve doğru projelerin içinde yer almak, oyunculuk anlamında nasıl hissettiriyor size? Çok çok güzel hissettiriyor tabii ki. Yani doğru projenin içinde yer alınca tabii ki bir oyuncu da her gün gelişiyor. Her gün dönüşüyoruz, gelişiyoruz. O yüzden çok kıymetli benim için. Şöhret olarak hani şöhreti kimi zaman oyuncular özümseyebiliyor, kimi zaman özümsemeyebiliyor. Bu anlamda hani baktığınız zaman sizde durum nasıl, o şöhret yönetimini ve başa çıkmak zor oluyor mu? Hani sokakta ilgiye, alakaya alıştınız mı? Yok, o bizim takdirimiz aslında yani. Tabii ki sokakta karşılaştığımızda bizi izleyen insanlarla, aynı duyguyu paylaşan insanlarla, bu bizim en büyük takdirimiz. Bence çok özel ve kıymetli bir şey yani. Önemli sözünüz. Tabii ki çok önemli bir şey yani. Çok özel bir şey. Ben de bizimle aynı diziyi izleyen, paylaşan insanlarla birlikte olunca, onlarla karşılaşınca ve aynı duyguları paylaşınca çok mutlu oluyorum. Çok ilgi, güzel bir şey. İlgi, alaka tabii bir oyuncunun eş manevi anlamda da tatmin ediyordur tabii ki sizleri. Tabii. Var mı? Reklam filmini soralım efendim. Onur Bey ile Onur Sunay'la yeni bir ikili olmanız. Evet, Turkcell'in yeni sezonunda Türkiye'nin Çiftleri diye bir yeni bir kampanyamız başladı Onur'la birlikte. Valla çok keyifliydi çekimlerde. Bir de şimdi daha yeni ilk filmimiz çıktı aslında. Devamı gelecek. Çıktı aynen. Bir de ilk filmimiz çıktı. Sonrasındakiler ilk filmimiz böyle romantik bir çift. Ama sonrasındaki çiftlerimiz çok eğlenceli çiftler. Yani ben heyecanla bekliyorum. Çok da mutluyuz yani. Bu eserin yaşlandığınızda evet, aynı zamanda evet. Nasıl hissettiniz? Çok acayipti yani. Plastik makyajla yapıldı tabii o. Ben ilk defa plastik makyaj yapıldı bana. Nasıl hissettirdi? İlk yapıldığında ve makyaj bittiğinde gerçekten yaşlanmış gibi hissettim. Böyle bir anda ruhum yaşlanmış gibi hissettim. Bir yorgunluğunu hissettim. Tabii çok uzun sürüyor onun makyajı da. Ama sonrasında sahneye girdiğimizde inanılmaz bir oyun veriyor o aynı zamanda. Yani hiç kendini öyle görmemiş olmak, başka bir karakter çıkarmak çok eğlenceli. Çok güzel. Yaşlılıkla ilgili sorulmaz da erken bir planlarınız var mı? Yani hayalleriniz bile şu an oluşuyor mu? Neyle yoksa ilgili? Yaşlılık döneminizle ilgili. Yaşlılık mı? O anda aklınıza geldi mi böyle şeyler? Valla hiç plan yapan biri değilim ama inşallah hepimiz böyle kalbimizin güzelliğiyle yaşlanalım yani, önemli olan. En son Venedik Festivali'nde Kırmızı Halı'daydınız. Evet. Salih Bey'le. Nasıl oldu orasını? O da çok keyifliydi, çok güzeldi. Yani Lexus'la birlikte gittik biz marka elçisi olarak, Salih Bey'le birlikte. Çok keyifliydi yani. Venedik Film çok Festivali zaten çok güzeldi. Çok popüler bir dizisi var Salih Bey. Evet. Çok popüler evet. Dizisi. Takip ediyorum ben de. Çok güzel gidiyor. Şu anda uzun süredir Gülcemal'den sonra var mı bir dizi çalışması? Şu anda bakıyoruz, okuyoruz. İnşallah en hayırlısı olur hepimiz. Peki oradaki için. Kırmızı Halılar mı heyecanlı, buradakiler mi? Her şeyin başka bir heyecanı var bence. Hepsinin başka. Ha siz Türkiye mi başka yer diye mi sordunuz? Venedik'teki. Olur mu canım öyle bir fark? Her an yani o içeriden gelen bir şey olduğu için. Her an işimi yaptığımda çok heyecanlanıyorum. Ben hiçbir önem şeyi olamaz yani. Davetlersin işinizin bir parçası. Yani gidiyorsunuz orada bir ayrı ayrı vizyon açılıyor. Hani iç yurt dışında olmayı, oralarda oyunculuk yapmayı, böyle bir deneme yani oyunculuk evrensel musunuz? Bir meslek olduğu böyle için böyle bir deneme olsa. Çok isterim tabii ki yani. Oyunculuk evrensel bir meslek ve o yüzden her ülkede zaten bizim Türk dizilerimizde dünya çapında satışları çok başarılı olan diziler ve orada da mesela yurt dışına çıktığımda çok fazla insanla karşılaşıyorum. Bizim dizilerimizi izleyen ve başarımızı takdir eden ve çok seven. Çok kıymetli bir şey, o yüzden asla kısıtlamıyorum. Teklif gelirse değerlendiririz. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.